kibrisgazetesi.com son bir ayda 2,5 milyona yakın sayfa görüntülemeye ulaştı. Bizleri tercih edip sayfamızı ziyaret eden değerli okurlarımıza bizi bu başarıya ulaştırdıkları için teşekkürlerimizi sunarız. Günlerden cuma hafta sonu ve haftanın içinde yaptığımız programlara göre birazcık daha hayatın geneline dokunan program konuğu seçme özenim var. Ne kadar beceriyorum derseniz kendi vicdanımı tatmin edecek kadar çok bu bağlamda konuk seçebildim. Şu ana kadar beceremedim. Neden beceremediğimde de yukarıdan aşağıya akan ve toplumun geniş kesimlerini ilgilendiren gündemin baskısı karşısında dirençli olamadım. Olma konusunda da ısrarım olmadı. Çünkü o kadar hızlı ve toplumu alakadar eden konular gündeme geldi ki onları bir biçimde konuşmak gerekiyordu. Ancak yeni bir öğretim yılı başladı ve bir zamanların anne baba çay nüfusu, yani bizim kuşak, hatta bizim kuşaktan bir müddet daha sonraya kadar da benim babamın da annemin de çok yaygın, yüksek kaliteli bir okuma yazması yoktu ama özellikle ben çok zeki bulurdum. Ama koşulları yet uygun değildi. Ve o insanların çocuklarının eğitimi, öğretimiyle alakalı da sınırlıydı ilgileri. Yani geçti mi, kaldı mı, o kadar yani çocuğun fazla bir konusuyla ilgili değildiler. Halbuki şimdiki anne baba İlgilendi diye bir ifade, tam noktayı koyacağım bu ifademin sonuna. Yaptığım bazı görüşmelerin sonrasında baktım ki yeni kuşak anne babanın da çocuklarıyla ilgilenme yoğunluğu var ama sanki de ilgilenip bir sisteme teslim edeyim, ben de hayatıma mı bakayım gibi de var. Yani anne baba okulla bir işbirliği yapıp çocuğunun gelişimini ne katkı koyma noktasında da bir miktar sıkıntılar yaşanıyor. Ve bir binayı düşündüğünüz zaman bu binanın en önemli kısmı temelidir. Temeli sağlamsa üst kısımları bir biçimde halledersiniz. Ama bina bir yere geldikten sonra temelde hata vardı derseniz bütün binayı yıkıp tekrar temel mi halledeceksiniz? Başka sıkıntılar var. Başka hesaplarla binayı ayakta tutmaya çalışırsınız. Onlar da eğreti olur, eğreti durur. Dolayısıyla biz de işte 7 yaşında olacak, 15 Eylül sonra işte yıla getirdiler. Halbuki şimdi çocuklar 2-3 yaşlarında, okul öncesi işte eğitim başlıyor. Ama tam da burada yine aklıma geldi. 2,5-3 yaşlarında, 3 değil, çocuğunu bir okula götürür anne baba ve soru şu: koleje girmeyi garanti eder misiniz diye sorar. İkisi de okumuş, ikisi de kültürlü baktığınız zaman. Pardon, ikisi de okumuş diye. İşte bu noktada çok ciddi problemler var. Kaç gündür her gün yazıyorum Kıbrıs Gazetesi'nde. Ama bir konu var ki yazma konusunda her başladım kenara ettim. Yazma kenara ettim. Çünkü öğretmen sistemin en önemli yapı taşıdır. Her şey çocuk içindir ama öğretmen. Ve Finlandiya'da konuğumu az sonra döneceğim ama ekrana geldi. Finlandiya'da öğretmen yetiştirme programı tıp doktoru yetiştirme programıyla neredeyse eşit ağırlıkta kabul edilir. Yani doktor yetiştirmek neyse öğretmen yetiştirmek de odur. Ve en zeki kişileri öğretmen, hayır, bir hayli vasıf ararlar. O sevgisini, yaratıcılığını vesaire. Ve ona göre onu öğretmen yaparlar. Şimdi öğretmen var, öğretmencik var. Kimse alınganlık göstermesin. Az ise bu öğretmencik dediklerimiz ve tedbir almayız, başka problem. Çok zor, çoğusalar başka problem. Ben
Ben çok olduklarını tahmin etmiyorum ama hasbelkader okul açılır, aile soruyor. Kimdir acaba bizim çocuğun öğretmeni? Hoş geldiniz Ahmet Hanım. Hoş bulduk Hasan Bey. Evet, böyle bir giriş kesitimiz vardır. Ve sizler okul öncesi eğitim danışmanısınız ve eğitimde yaratıcı drama uzmanısınız. Yani birincisini anlamak kolay. Yani eğitim, okul öncesi eğitim danışmanlığı. Anladık. Tabii ki bu okul öncesi eğitim danışmanlığı. Bakıyorum bu devamında aileye de bir danışmanlık ihtiyacı var. Yani okul sizi çağırıp biz bu okul öncesi eğitimde danışmanlık hizmeti alırız diyebilir. Ama ailelerin de ihtiyacı var. Eğitimde yaratıcı drama ise sanıyorum belki de zorunlu ders olması gerekirken daha ne olduğunu bile doğru dürüst kavramadığımız bir yolculuktan geçiyoruz. Ben şeyi sormak istiyorum, yaratıcı drama nedir? Yaratıcı drama bir eğitimle bir yaklaşımdır, öğretim yaklaşımıdır aslında. Özellikle her yaştan, 0, işte 3 yaştan itibaren biz 3 yaştan işte bireyin kendini sağlıklı hissettiği yaşına kadar yapılabilecek eğitsel ve kişisel gelişime yönelik yapılan bir eğitim yaklaşımıdır. İçinde birçok sanatsal disiplinleri barındırır. Bu yüzden eğitimde yaratıcı drama neden? Tabii ki bu çok geniş bir konu ama çok anlaşılır bir konudur. Neden eğitimde yaratıcı drama? Biz özellikle ben okul öncesi öğretmeni olarak yıllarca oyun oynayarak bir öğrenme sisteminde eğitim aldım. Eğitim verdim. O eğitimin koordinatörlüğünü yaptım. Yöneticiliğini yaptım. Yıllarca yaşamıştım. Yıllarca. Ve biraz önce bahsettiğiniz bir konu vardı. Yaratıcı drama şu anda ne kadar bilinir dediniz. Evet, toplumumuzda merak edenler çok, sorguluyoruz. Güzel. Aynı zamanda okul öncesi eğitimde, 20 yıl öncesinde, 25 yıl öncesinde ben mesleğe girdiğim zaman yine aynı sıkıntıları yaşıyorduk. Okul öncesiyle İlk öğretimi karıştıran, tam olarak okul öncesi niteliğini, içeriğini kavrayamamış bir coğrafyadaydık. Ve bununla yaşayarak bugünlere geldik. Neden danışmanı, okul öncesi eğitim danışmanı başlığı var şurada. Dediğim gibi okul öncesi öğretmenliği, eğitmenliği, Montessori eğitimi aldım. Uzun yıllar bu meslekte kalıp tecrübelerim, ve bunun sürecinde kendimi farklı bir alanda geliştirip yine eğitime farklı bir boyut kazandırmak için çok benimsediğim oyunla veya farklı yaklaşımlarla eğitime katkı olarak eğitim bir yaratıcı drama uzmanlığı alanında kendimi geliştirdim. Uzman oldum bu konuda. Ve eğitimin içine koymaya çalışıyorum. Peki, kendi ama çerçevemde. Şimdi bakılıyor, okul öncesi eğitim. Okul öncesi eğitimde okulda değil mi? Onu her da bir yerde tarif edelim. Onu da bir tarif edelim. Okul öncesi eğitim ne zaman başlar? Bu bir mesai disiplinine ne zaman girmeli? Ve o noktadaki tercihte aileler ne hissetmeli, ne düşünmeli? Evet, okul öncesi eğitim aslında şöyle düşünmemiz gerekiyor. Çocuğun okula, yani akademik çağı dediğimiz ilkokul seviyesine, çağına gelmeden önceki süreci kapsar. Yani bu da ne demektir? Çocuklar kaç yaşında ilkokula başlıyor? 7 yaşında başlıyor. Bizim 0-7 yaş dediğimiz 0-6 yaş olarak nitelendirilir. Birçok kuramcı, birçok eğitimci, birçok gelişmiş ülkeler, Hollanda, Finlandiya örneğini verdiniz. Okul öncesini 7 yaşa çekmeye çalışıyorlar. Onun da gerekçeleri var. 7 yaşa? Çekmeye çalışıyorlar. Yani ilk öğretimi uzaklaştırmaya çalışıyorlar. Yani 0-7 yaşta okul öncesine daha çok ağırlık verilmesi. Hemen akademik... Yani çocuğu 2-3 yaşta Fransızca öğreteceğiz, onu yapacağız, bunu yapacağız. Ana diliyse öğrensin. Hayır, ana dili değilse ben bizden bahsediyorum. Ona tabii ki bilgimiz yettiğince veya öngörümüz yettiğince tartışabiliriz burada. Ayrı bir konu. 0-7 yaş, 0-6 yaş dediğimiz çocuğun gelişimsel sürecinde onu diğer okul hayatına hazırlayan bir süreçtir. Bu süreç neden önemlidir? Çünkü gelişimin en hızlı olduğu,
birçok kişisel gelişiminin ve çocuğun gelişim alanlarının yapılandığı bu dönem çok çok hassasiyetle üzerinde durulması gereken, birçok açıdan çocuğun kişisel gelişimi, cinsel kimlik seçimi, ileride bireysel kendine özgü birey olma yolunda sağlıklı bir geçişini sağlayacak önemli bir dönem. Hı hı. Eğer biz bu dönemi çok ihtiyacına göre, niteliğine göre gerçekleştirebilirsek, çocuğumuzun ilkokul ve diğer yaşantılarında o sağlıklı temellerde, biraz önce örnek verdiniz, bir binanın temelinin neden sağlam olması gerektiği konusunda, bu çok daha binadan çok daha da önemli. Geriye hiç dönüşü yok. Peki şöyle, yani bizim ülkemizde nedir? Okul öncesi eğitimdeki pozisyonumuz nedir? Hangi açıdan değerlendirelim? Şöyle bir ilk aklıma gelen, bizim ülkemizde de işte 24-25 yıldan beri, 30 yıldan beri geçmişi var. Bir anaokulu olarak nitelendirilirdi 30 yıl önce. Okul öncesi eğitim kavramı aslında daha ana sınıfından daha da küçük yaşlara inen ve zorunluluk arz eden. Neden zorunluluk arz ediyor? Çok coğrafyanın içinde bulunduğumuz sosyal yaşantının, sosyoekonomik yaşantının, dönemin gelişimi, birçok farklı gelişimler, değişimler, sosyal hayat değişiyor, dünya değişiyor. Bu değişimlere göre artık çocukların okul öncesi döneminin çok kaliteli geçmesi açısından kurumsal yapılarda, bilinçli ortamlarda, eğitimcilerin gözetiminde bir okul öncesi yaşının işte 2 yaştan itibaren, sıfırdan diyoruz, sıfırda kuruma gidiyor, kreşe gidiyor. Fakat olmazsa olmazdı 2 yaştan sonra çocuk bilişsel olarak artık dünyayı iyice anlamaya çalıştığı bir çağa geliyor. Dokunmak, öğrenmek, keşfetmek çağındadır. Ve o zaman dünyayı algılayacağı tam o zamanda çocuğun içinde bulunduğu koşulların, içinde bulunduğu çevrenin onun ihtiyaçlarına karşılık vermesi gerekiyor. Bu nedenle biz ne yapıyoruz? Çocukların akranları içerisinde kişisel veya diğer gelişimlerini tamamlaması açısından en sağlıklı ortamın bilinçli kişilerce, bilinçli ortamlarda çocuğun gelişimine destek verecek kurumlar yaratmak. Şimdi bakınız, bu her koşul altında ailenin bir tercihi de söz konusu. Aile tercih edecek. Tabii ki. Ama görünen o ki nasıl ki aile, çocuk, bebek dünyaya gelirken önce kadın doğumcu seçiliyor. Bizim zamanımızda ebeydi. Şimdi o görevi doktorlar, kadın doğum uzmanları yerine getiriyor. Daha çocuk doğarken, doğumun gerçekleştiği noktada, operasyon noktasında çocuk doktoru da hazırdır. Hı hı. Ve ilk anda ilk çocuk doktoru aile eğer kendi tercih edilirse onu seçiyor. Yoksa kliniğin çocuk doktoru var. Gelip doğumda hazır bulunuyor. Eğer arzu ederse aile onunla devam eder. İstemezse başka çocuk doktoru seçer. Bir yerden sonra da çocuk okula gidecek, kreşe gidecek. Peki bir onda... Bir bilgi söylediklerinize. Şimdi bu bahsettiğiniz aslında özel klinik ortamlarında ailelerin seçip gittiği bir özel hastaneden bahseder gibi. Ama devlette de böyle devlet değil. Devlet hastanesinde, çünkü biz sadece... Hayır, devlet hastanesinde özel böyle klinik... değil mi? Hayır, öyle bir durum yok. Yani devlet hastanesinde çocuk dünyaya gelirken o çocuk doktoru oralarda değil anne mi? Anne hamile olduktan sonra veya öncesinde kendini kontrol eden, kendinin danışmanı olan bir doktoru mutlaka vardır. Ve bunu devlet hastanesinde de tercih edebilir. Evet. Fakat hiç ailenin böyle bir tercihi yok. Yani çocuk doktorunun orada bulunması. Çünkü kadın doğumu, kadın doğum özür dilerim. Kadın doğumun uzmanlığı, sağlıklı doğumu gerçekleştirme, hamilelik sürecini sağlıklı yolculuğuna bakmaktır bir gelişimsel anlamda. Gelişimsel süreci takip onu, etmek gerekir. Ama tamamen, çocuk dünyaya geldiği an çocuk doktorunun sorumluluğuna girmiyor mu orası? Kesinlikle. Yani onun için orada bir çocuk doktorunun olması lazım. Tabii ki. Bu her yerde olması gerekiyor. Siz seçimden bahsettiğiniz için ben... Ha, ben diyorum ki yani devlet hastanesinde de bu olmasa. Ama konumuzu dağıtmadan gelelim. Dolayısıyla aile belirli bir yaştan sonra çocuğunu sağlıklı büyütmeyi biliyor da sağlıklı eğitimin nasıl olacağını noktasında bir boşluk var.
Aileye, anneye, babaya ve bizde bir geleneksel varlıktır ama ben şahsen çocuk gelişimi açısından çok sağlıklı bulmuyorum. İşte neneler dedeler bakıyor. Yani bir çocuğun ve ararsa anne, genç anne baba, babaanne ya da anneanneye bir şey söylesin. Ben sizi yetiştirdim bir şey mi var da şimdi bana akıl vereceksiniz gibi. Geleneksel alışkanlıklar ama bütün alışkanlıklar da doğru değil. Bu noktada işte çocuğun eğitim süreciyle de alakalı bir danışmanlık nasıl devreye girecek? Evet, bu söylediğiniz şeyler çok güzel aslında, sıraladığınız şeyler. Ben hemen şeye bir parantez açayım. Bahsettiniz ki sağlığı konusunda anneler babalar bilinçlidir, bunu yapıyorlar. Ben ona katılmıyorum. Yani tabii ki bizim konumuz eğitimdir. Fakat sağlıklı çocuğun gelişimi konusunda annelerin babaların çok yeterli olduğunu ve doğru davrandığı konusunda hiç değilim. Benim söylediğimden o manayı çıkardıysanız geri alırım çünkü kendilerine göre doğrular ile gidiyorlar. Evet, zaten bunu biz bu konuda sağlıkçı değiliz, eğitimden bahsediyoruz ama eğitim aslında her şeyle alakalı bir şeydir. Sadece akademik bilgiden bahsetmiyoruz. Anne babanın çocuk yapmaya karar vermesi aşaması bile bir eğitim gerektirir. Anne baba olmadan önce hazır mılar, nasıl bir çocuk dünyaya getirecekler, hem ekonomik hem manevi açıdan bir plan yapmaları gerekir. Aile planlaması olması gerekir. Muhakkak. Geldik, çocuk doğdu, evet, iyi şartlarda, iyi koşullarda sağlıklı bir bebeğimiz oldu. Gerekli sağlık desteğini alarak çocuğumuzu yetiştiriyoruz, geliştiriyoruz. Eğitim aslında annenin karnına düştükten sonra başlayan bir süreçtir. Anne baba için de birlikte. Neden bunu söylüyorum? Çünkü çocuğun gelişimi, eğitimi hep okul, aile, öğretmenle birlikte paralel giden bir süreçtir. Hiçbirini birbirinden ayıramayız. Annenin babanın da eğitimli, bilinçli, aydın olması gerekiyor yaptığı işte. Gelelim biraz önce verdiğiniz örnekte. Şimdi tabii ki biz Kıbrıs toplumunda kendi coğrafyamızda değerlendiriyoruz. Ada insanıyız. Anne baba, geleneksel aile yapımız, ne kadar da evlerimiz ayrı olsa, mal mülk sahibi olsak bile biz yine geleneksel ailede, büyük aileye bir şekilde maddi manevi bağımlıyız. Bu çevrede gözetlenebilen, değerlendirilebilen bir süreç. Tabii iyi tarafları çok. Şanslı sayılır çocuklarımızın. Büyük ailesinin geçmişini bilmesi çok güzel bir şeydir. Fakat çekirdek ailenin, yani anne babanın çocuk üzerinde en yetkili, en etkin kişinin olması gereken çekirdek ailenin nüfusudur. Yani üyeleridir. O çekirdek ailenin üyeleri kimdir? Anne, baba ve kardeşler. Büyük aile daha sonra tabii ki devreye girer. Biz bu nedenle özellikle anne baba olmaya karar vermeden önce bu sorumlulukları alabilecek miyiz? Bunları baş edebilecek miyiz biz yetişkin olarak? Bunu kendilerine sormaları gerekiyor bu zamanda, bu çağda. Yani bugüne kadar geldiğimiz süreçlerde yapılan her şeyi ben yadırgamıyorum, eleştirmiyorum, kötülemiyorum. Ama bu bilim çağında, bu bilgi çağındaki bilgili olduğumuzdan bahsediyoruz. Her şey ortada. Hem kendimiz için, hem kendi yaşantımız, yetişkinlerin yaşantısı için, hem büyük annelerin, büyük babaların özel hayatları için, onların da bir yaşantısı vardır. Yani hiçbir aile, hiçbir anne baba, büyük anne, büyük baba köle değillerdir. Yani herkesin belli bir sorumluluğu var, belli bir çağı yakalıyoruz. Ve ondan sonra eğer biz yetişkin çocuklar yetiştiriyorsak, onlar evlenebiliyorsa, bir yaşam kuruyorlarsa artık bağımsız olmaları gerekir ve bu sorumluluğu almış olmaları gerekiyor. Zaten bunu tartışmamamız bile gerekiyor burada ama bu coğrafyada bizim görebildiğimiz, hissedebildiğimiz duygulardır bunlar. Tamam, bunlar tartışacak. Aileler geldi, seçecek. Yani okul öncesi bir okul, eğitim okul, bir kurum seçecek ya da okul seçecek. Nelere dikkat edecekler? Yani gidelim bakalım ekonomi, sosyoekonomik durumu, bilmem kimlerin, onların çocuklarıyla hepsi oraya mı gitsin? Neydi kime? Güzel bir binaya mı gidelim? Öğretmenleri tecrübeli kabul ettiğimize mi gidelim? Öğretmenleri genç olana mı gidelim? Fiziki altyapıya mı önem verelim? Yakında olmasına mı önem verelim? Nereye göre aileler bir seçim yapacak? Tabii ki yine okul seçimi, öğretmen seçimi, eğitim seçimi, herkes özgürdür. Yani bizde uygulama nedir ve ne olması gerekir?
Yani yaygın alışkanlık nedir? Şu anda sizin bahsettiğiniz sorgulamalara baktığımız zaman gerçekten bu sorgulamalar olabilmektedir. Bu sorgulamaların içerisinde en önemli sorgulama soru şu olmalıdır. Benim çocuğumun en iyi şekilde evrensel değerlerde, tabii ki ailenin değerleri, beklentileri, kültürü, benim çocuğumun sağlıklı akranlarıyla yaşına uygun, çocuk hakları çerçevesinde, demokratik bir şekilde çocuğumun sağlığına, duygularına ve gelişimine hiçbir zarar olmayacak ve onu sağlıklı bir şekilde bu ülkenin bir vatandaşı ve dünya vatandaşı yetişecek, değerlere sahip bir çocuk yetiştirmek istiyorum diyorsa aile, tabii ki öncelikle eğitimin niteliğinin ne olduğunu bilmesi gerekiyor. Eğitimden beklentilerimizin ne olduğunu bilmemiz gerekiyor. Bizim eğitimimiz, alacağımız eğitimin içeriği nedir? Çocuklarımıza neler kazandırır? Okul öncesi eğitimiyle ilgili bilgimiz yok. Yine anne babayız. Çok doğal. Bununla ilgili mutlaka ön bilgilendirmelerin yapılması gerekiyor. Çeşitli yollardan kitap okuyabilirler, danışmanlık alabilirler. Birçok seminerler, birçok paneller yapılıyor. Birçok uzmanımız var, birçok üniversitelerimiz var. Çok değerli eğitim hocalarımız var. Yani ulaşılabilecek kişiler, bilgiler şu anda bayağı bir fazla. Önemli olan niyettir. Biz ne istiyoruz? Biraz önce dediğiniz bize en yakın mı? Evet, eğitimin aslında çok farklı olmaması gerekiyor. 0-6-0-7 yaştan bahsediyoruz. Bu dünyadaki, bu ülkedeki, bu mahalledeki bütün çocukların aynı sevgiye, aynı ilgiye ve aynı eğitime ihtiyacı vardır. Tabii ki coğrafik ve yerel bir takım kültürel farklılıklarımız. Bu en temel anayasanın eşitlik ilkesi de bunu işaret eder. Eğitimin içine zaten konulur. Eğitim planları ve programları yapılırken o ülkenin kültürüne, coğrafyasına yararlanıcı olan yani çocuklara göre bir şekilde hazırlanır. Fakat evrensel değerler ve eğitimin temeli bütün dünyada aynıdır. Biz dünya vatandaşı, dünya tabii değerlerinde eşit, demokratik çocuklar yetiştirmek istiyoruz. Bu nedenle tabii ki okul seçerken şu anda bizim ülkemizin yapısına baktığımızda devletin 5 yaş dediğimiz ana sınıf hizmetleri sanırım tüm çocukları içine alabiliyor. Fakat artan sosyal nüfustan dolayı ara ara gelen, dıştan gelen çocuklarımızın farklı şekillerde dışarıdan gelen sosyal yapıların işte işçi aileleri olabiliyor, işte iş değişikliği konusunda ülkeye demografik yapıdaki değişiklik geçici bir kalıyor. Ansızın gelebilenler gelebiliyor. Bazen çocuklar işte dönem ortasında ve dönem başında da okulsuz gidiyor, kalabiliyor. Bu tabii ki altyapının durumundan kaynaklanıyor. Bu ayrı bir konu. Ama bizim işte devlet okullarımız var. Hayır ama bu söylediğiniz yani bu ülkenin yerleşik insanları için geçerli değil. Okulsuz kalıyor dediğiniz zaman. Hayır. Şimdi biz 0-6 yaştan bahsediyoruz ya. Evet. Şimdi devlette 4 yaş ve 5 yaş grubu çocuklarına eğitim veriyor. 4 yaşta %100'de değildir. %30'larda, %50'lerde olması gerekiyor şu kapasite anda. Kapasite mi yetersizdir? Yoksa devletin arzı bu kadardır. Yani 4 yaşa gerekli talebe göre gerekli arz yok. Hı hı. Yeterli 4 yaş grubu eğitimi verilemiyor adada, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde. 5 yaşta veriliyor şu anda. Herkes okul öncesine gidebiliyor. Öyle bir hakkı var. Bu da iyi bir şey. Güzel bir şey. Bizim amacımız tabii ki başka ülkelere baktığımızda 0-6 yaş devletin sunduğu hizmetlerden ücretsiz ve parasız olarak sunulan bir eğitimdir. Çünkü çok önemlidir. 0-3 yaş ve 4 yaşa baktığımızda yine özel okullar ve kreşler devreye giriyor. Büyük bir kısmı. Yani 0-4 yaşa kadar %80 civarında aşağı yukarı tam net değil. Peki, ama net bir soru sorayım. Özel kurumların hizmet verdiği. Peki şöyle bir şey tartışma oluyor. Daha küçüktür. Hı hı. Daha küçüktür. Yani kreş, anaokulu ve ilkokul. Böyle bir sıralama yapabiliriz. Böyle doğru mu tanımlama? Kreş, hı hı, anaokulu. 0-3, 3-4, 4-5, evet. Ve gidiyor. Tamam. Hı hı. Daha küçüktür. Bu çok, her çocuğun bir farklı gelişimi olduğunu da kabul edersek, çocuğun böyle sosyal zenginliği yüksek, böyle bir kurumsal yapıda, kreş, hı hı, adı da kreş,
buluşması için en uygun yaş kaçtır? Yani ailenin imkanı var. Daha küçüktür dediğiniz zaman hangi yaştan bahsediyorsunuz? 2,5'tür derler, 3'ü bulsun. Küçüktür diyen kim? Aile mi diyor? Aile der, kalsın biraz daha evde der mesela. Kim der mesela? Bunu genellikle anne işte, baba mı diyor? Anne anne veya babaanneler diyor ya da ekonomik sıkıntılar söyletiyor. Tabii ki türlü sebepleri olabiliyor. Hem ama doğru olan nedir? Kültür, hem bakış açısı, hem duygusal yaklaşım, benim çocuğum kıyamıyor versin. Hem ekonomik sebepler. Fakat şöyle bir durum var. Şu anda annelerin hemen hemen herkes, hepsi çalışıyor. Demek ki bu çocuk eğer 2,5 yaşında okula gitmeyecekse ya bakıcıda kalacak evde var. Ya büyükannede kalacak ekonomik koşullar varsa. Bunun tercihi nedir aslında, o önemli. Çocuklar eğer annesiyle kaliteli bir vakit geçiremeyecekse, herhangi bir sağlık sorunu yoksa, yine çocuklar 2 yaşından sonra, ki biz biliyoruz ki 0-3'te de belli kurumlarda çocuklar yetişebiliyor, kalmak durumunda kalabiliyor. 2,5 yaş kreş yaşı, yani okula başlama yaşı olarak geç bir yaş veya erken bir yaş değil. Bu göreceli olarak değişir. Ama 2,5 yaşında bir çocuk artık dünyayı algılamaya, doğru algılamaya ve kişiliğinin gelişmeye başladığı, sorguladığı, inatlaştığı, alıp bilgi şemasına yüklendirdiği en değerli zamanıdır. Biz o çocuğu ev ortamında, bakıcı ortamında, günümüzün çocuklarından bahsediyoruz. Bırakırsak ve akranlarından uzak tutarsak, bu çok doğru olmaz diye düşünüyorum ben. Kesin aynı fikirdeyim. Biz de çocuklarda gözlüyoruz. Peki şöyle bir soru yöneltmek istiyorum. Uyum, okul başlıyor. Seninki ağladı mı, bizimki ağlamadı. 2 gün ağlamadı, 3 gün ağlamadı, 3 gün sonra ağladı vesaire. Yani çocuğun uyumlu sürecinde ki farklılıklar standart mıdır? Farklılıkları standart mıdır derken beklenen tepkiler mi? O aile ve okul bu süreçte nasıl bir yol izlemeli? Evet, okula uyum, her yeni bir şeye geçtiğimiz zaman... Böyle kısa cevap verirseniz çünkü 20 dakikamız var. Öyle mi? Evet. Tamam. Her yeni bir şeye başladığımız zaman bir uyum sorunu yaşarız ve bunun bir ön hazırlığı, son hazırlığı vardır. Çocukların okula hangi okul seçildi farz edelim. Çocukla birlikte mutlaka okul gidip gezilmiştir. Oradaki okul idaresinden, öğretmenlerinden bilgi alınmıştır. Okulun standartları, okulun kuralları ve o alışma sürecindeki takvim önceden aileyle paylaşılır. O takvimde mutlaka aile kendine bir zaman ayırır. Gerekirse işinden izin alır. Eşiyle birlikte bu işi dönüşümlü olarak paylaşırlar. Ve bu uyum sürecinin belli bir zamanı alacağını, her çocuk için farklı bir süreç yaşadığını bilmesi gerekir ailenin. Önceden ailenin bilgilendirilmesi gerekiyor. Geldik okula. Bu süreçte öğretmenin ve okul idaresinin zaten bu uyum sürecinde aileye nasıl destek vereceğini bilmesi gerekiyor. Çocukların işte az az ailesiyle birlikte okula gelip belli bir zaman geçirmesi, yavaş yavaş okuldan ayrılması ve her gün için o süreyi uzatmaları önemli bir süreçtir. Neden önemlidir? Güven açısından. Oradaki olaya, o mekana ve öğretmenlere çocukların alışması açısından, hiç tanımadıkları bir ortama, farklı bir sürece bir anda bırakıldıklarında çocuklar böyle duygusal olarak büyük çöküşler yaşayabilirler. Terk edilmişlik duygusu yaşayabilirler. Geldiler attılar beni, buraya gittiler. Daha sonra ne olacağını kestiremezler, bizim gibi soyut düşünemezler. Bu nedenle o mesafeleri çok kısa tutup anne çocuk güvenini, aile güvenini, okul öğretmen güvenini bir arada dengelemek çok önemlidir. Böyle sağlıklı süreçlerde davranılırsa çocuklar yavaş yavaş okula alışırken annesinin ayrılmasına da alışacak ve süreç içinde o ayrılmalardan sonra sığınabileceği bir yuvası olacak, okulu, öğretmeni olacak. Bu çok çocukların alışmamasının sebepleri ailelerden de kaynaklanabilir. Annesinin, babasının çocuktan ayrılma kaygısı, bırakmama kaygısı, okula güvenmeme kaygısı. Bunlar da nereden kaynaklanır? Eğer siz okulumuzla başından itibaren iyi bir iletişime girip
okulla ilgili iyi bir iletişim ve bilgiler edinmediyseniz ve çekiniyorsanız okula soru sormaktan ve okul sizi yönlendiremiyorsa güvensizlik bu şekilde devam edebilir. Tabii ki hep okula da yüklememek gerekiyor. O zaman okul yani okulda öğretmeni veya okul idaresi veya kimse kolay ulaşılabilir olması lazım ve sabırlı olması lazım. Yani kesinlikle. Zaten bu bizim yükümlülüğümüzde olan, yani ben öğretmensem, bir okul yöneticisiysem ben bilimsel olarak bunu biliyorum. Ve gelecek olan çocuğu ve aileyi kucaklayıp onları da bu eğitimin içine katıp onlara destek vermek birinci vazifesi okulun ve öğretmenlerin görevi. Hayır, ben kusura bakmayın. Ben işte sabah 8'de okula gidiyorum. 4'te çıkıyorum. 4'ten sonra lütfen beni arayacaksanız okul saati arayın. Şimdi tabii ki o da eve gittikten sonra işte sınıfınızda 20 tane çocuk varsa 20 tane aileyle öğretmenin telefonda konuşması çok doğru bir şey değil. Ama onu öğreteceksiniz. Acil, çok acil bir şey varsa yani çocuk doktoru diyor mu ki ben kliniği kapattım. Doktorların, aileler sağlık konusunda nereye bakıyor? En kolay ve sürekli benimle iletişimi açık olan bir doktor seçmek istiyorum. İletişim isterim. Çok önemli. Güven, çok doğru söylediniz. Okulun bu süreçte, 1-2 ay sürecinde dediğiniz gibi inisiyatif alması gerekiyor. Belli saatlerde velilere özel programlar yapması, toplantılar yapması ki aileye rahatlasın. Daha sonra o süreçte ne zaman ulaşılabilir, acil durumlarda ne zaman hangi arayabilir? Hangi durumlarda? Çok acil durumlarda. Yani çocukların ihmal ve istismar edildiğini, ciddi konular varsa, çocuk işte kriz anındaysa, hastalık durumundaysa ve eve bu yansıdıysa o beklemez ertesi günü. Tabii ki yöneticiye ulaşılması gerekir, öğretmene ulaşılması gerekir. Ama dediğim gibi okulun ve ailenin iyi bir iletişim şeklinde olup ailenin bunu bilmesi gerekiyor. Ve okul kurumunun da ailenin kendilerine ne zaman ne şekilde ulaşacakları güvencesini vermesi peki, gerekiyor. Şimdi her aile çocuk rahatsızlık yani baktığında ateşi var, öksürüğü var. Anne baba kendi kendilerine bir konsültasyon yapıp karar vermiyor. Doktor arıyor. Tabii ki. Şimdi eğitim konusuna da geldiğimizde okul öncesi eğitim, sizin uzmanlık alanınız, danışmanlık veriyorsunuz. Size gelen güncel konular ya da sorunlar nelerdir? Yani bu birazcık da izleyenler açısından, tam da benim de aklımdan geçirdi. Bizde de bu problem vardır. Diye. Evet. Biz eğitimciler ve işte konuştuğumuz hocalarımızla şu anda tartıştığımız konular güncel olarak ailelerin beklentileri, ailelerin kaygıları, ailelerin neyi sorsam neyi sormasam gibi veya söylediğimde yanlış anlaşılabilirim gibi kaygıları var. Çocuğuyla ilgili, farklı gelişen çocuklarla olabilir, benim çocuğum yanlış anlaşılmasın, öğretmen çocuğuma tavır takılmasın, beni yanlış anlamasın gibi halen toplumumuzda böyle sıkıntılar var. O yüzden bir velinin yani bir ailenin, ebeveynin okul üzerindeki haklarını bilmesi gerekiyor. Yani çocuğuyla ilgili neleri sorabilir? Haklarıdır bunlar. Yani çocuk hakları insan haklarına giriyor. Öğretmeniyle gidip konuşması, demokratik olarak kapıların açılması ve sorunları tartışabilmesi ve çözüm getirmesi için öncelikle o iletişim kapısının açık olması gerekiyor. Burada da eğer aileler bana hala da kaygılıysalar, çekiniyorlarsa, yanlış anlaşılmaktan bekleyelim biraz daha belki düzelir gibi kaygılar geliyorsa bu sıkıntılı bir şeydir. Yani bu çocuğu ihmal ediyoruz. Size gelen örnekleri yani daha somutlaştırabilir misiniz? Evet, birkaç örnek verecek olursak işte çocuğumuz eğitimde ilerleyemiyor. Arkadaşlar onu geçti. İşte bu konuda ailenin okula çağrılıp işte çocuğunuza gerekli desteği verin. Bu çocuklar 3 yaşında veya 3,5 yaşında. Aile eğitimci değildir. Eğitim okulda verilir. Eğer çocuğun öğrenme sıkıntısı, sorunu varsa, neye göre öğrenme sıkıntısı var, neye göre öğrenmedi? 3 yaşındaki çocuğun gelişimini biliyor musunuz? Bu çocuk 3 yaşında neleri kavrayabilir, neleri öğrenebilir, hangi aşamadadır? Bunların gerisinde çok mu kalıyor? O zaman aile rahatsız edilmez, bir toplantı yapılır. Gerekirse uzman çağrılır. Gerçekten ortaya çıkacak olan sonuçta çocuğun ihtiyaçları farklıysa ona göre bir plan yapılır, program yapılır ve okulda yine aynı şekilde geliştirilir. Bunu çocuğun suçuymuş, geri kalıyormuş gibi bu şekilde söylenmesi çözüm değildir. Tam tersine hem aileyi farklı kılıyor hem de çocuğu farklılaştırıyor. Okul fobileri, öğretmen fobileri, öğrenmeye direnç gösterme, okula gitmeme gibi dirençler
görebiliyoruz. Yaygın çıkabiliyor mu bak bu tür vakalar? Efendim? Bu tür sıraladığınız örneklerde çok az mı görülüyor yoksa çocukların bir uyum sürecinde bunlar yaşanıyor mu? Uyum sürecinde de yaşanıyor. Daha sonraki süreçlerde de yaşanıyor. Yani geliyor ve bu dediğim gibi en güzeli ailelerin haklarını bilmesi. Yani biz burada benim okula gidip çocuğumla ilgili bir sıkıntı olduğunda bilgi almam veya paylaşmam veya bunu konuda yanlış anlaşılırım, sıkıntı yaratır gibi kaygıları olmaması gerekiyor. Ve bunu sadece tüm okullardan bahsediyorum. Tabii. Yani özel okullardan da bahsediyorum. Yani okul, devlet okulu veya özel okulu da ayrım yapmıyorum kesinlikle. Şimdi çok genel olduğu için birebir adresi olmayacak ama çocuk işte orta öğretimin yani eski deyimli lisede işte sona yaklaşıyor. Çocuk o sınavla girilen okulda çok başarılı bir dereceyle girdi. Ama geldiği noktada çocuk neredeyse sınav performansı bakımından aileyi perişan etti diyeyim tırnak içinde. Ve bir arkadaşının ailesiyle iletişime geçtiği zaman soruluyor çocuğa neden nedir bu durum filan. Çocuk diyor ki hadi siz gelin diyor ve benim çocukluğuma götüreyim siz diyor. Dördüncü sınıftan başlayarak, üçüncü sınıfta başladık yavaş yavaş dedi ama dördüncü sınıfta başlayarak her gün ben 450 soru çözmem gerekiyordu. Okul ve özellikle aile baskısıyla. Bu beşinci sınıfta arttı diyor. Ve ben diyor buraya gelene kadar her gün dersi yaptım. Bu kadar soru çözdüm. Çünkü ilkokulu bitirirken koleje girecek, koleji bitirirken üniversite sınavları filan derken çocuk makineyi yaktı neredeyse. Peki bu ne olacak? Yani nerede aile anlayacak? Nerede yok. Okul? Çünkü bazı okullarda kabul edelim ki işte az önce oku 3 yaşından başlayarak işte Fransızca öğretmen bir benzer işte 3 yaş kreşe gidiyor ve yabancı dil öğretmeni ona deniliyor ki ama sen bunları artık bu kadar şey öğrenmeleri lazım. O da yok diyor yani biz bu çocuklarla konuşacağız. Onlar o konuşmanın içerisinde önce o yabancı dili fark edecek. Ama okul bir an önce bilmem renkleri öğrensin, sayıları bilsin, şunları bilsin istiyor. Bu baskıdan sistemi nasıl kurtaracağız? Bu baskıdan yola çıkıp ailenin sorun gördükleri aslında sistemin sorunu mu? Her ya da uygulamanın sorunu mu? Her ikisi de aslında. Çünkü okuldan bahsettik ama kişi aileler de çocuklarını öyle okullara götürüyorlar ki vaat edilen şeyleri alabilsinler diye. Yani önce baskı talep aileden geliyor. Hı-hı. Talep aileden geldiği için arzlar oluşuyor. Okullar kuruluyor. Aileyi ya. Memnun etmek için de okul sistemi baskı yapıyor öğretmene. Sonra da öğretmen de bir şekilde baskı altında kalıp o eğitim programını yürütmeye çalışıyor. En kötüsü de çocuklara peki ama baskı yapılıyor. Sonra da aileye. Peki bunu kim düzeltecek? Aslında bu iki uçlu. Çok yani aileden okula gidiyor. Kısır bir döngü ve zarar verici bir döngü. Kesinlikle zarar verici bir döngüdür. Her birey farklı gelişir. Eğitim planları, programları o bölgenin, o coğrafyanın insanın sosyal kültürel yapısına, hazır bulunuşluğuna göre uygulanabilirdir. Eğitim geliştirilir, değiştirilir ve uygulanır. Bunu öğretmen de yapabilir. Tabii. Evet, bunu öğretmen de yapabilir. Bunu da öğretmen de yapabilir, okul da yapabilir. Yerelleşebiliyoruz. Biz merkeziyetçi okul sistemi kabul edilemez gelişmiş ülkelere bakıldığımızda. Yerel dediğimiz, ya. Biz kendi mahallemizde, kendi coğrafyamızda, kendi okulumuzda, kendi sınıfımızda. Bizim çocuklarımızın hazır bulunuşluğu, algılaması nedir? Tabii ki dünyadan örnekleri veya gelir geçer değerleri kaybetmeden yapacağız, geri bırakmayacağız ama hazır bulunuşluk demek o çocuğun o bilgiyi alıp onu bir şeye dönüştürmesinin hazır olması gerekiyor. Daha sonra da o alıp hazır bulduğu ve bir şeye dönüştürdüğünün üzerine koyacak başka bir programı öğretmenin hazırlayıp çocuğa sunması gerekir. Kim yangının, yani daha doğrusu paniği kim önleyecek? Çünkü sistemde bakıyoruz ki okul ciddi bir ticari baskı altında. Patron iş yani işletmenin kar etmesi lazım.
Öğretmen de biraz, biri bana bugün dedi ki git filan yerde, bak şu binada biri mesai. Çünkü çocuk özel okula gidiyor, 4'ten de 7'ye kadar dersene mersene geziyor. Bu çocuk okulda ne gitti bütün gün, tam gün eğitim varsa ne işi var? Ve aileler... Başka böyle bir sınav için mi gidiyor acaba o derslere? Başka bir, yoksa tamam, okul derslerine tam... Yok, bir kısmı etüt, bir kısmı sınava gidiyor. Şimdi buna baktığınız zaman, ben aklımdaydı biraz önce söyleyeyim. Yazda İngiltere'den gelen bir aileyle sohbet ediyorum. İki tane oğulları var, ikisi de arzuladıkları bir yüksek öğretim kurumuna gittiler. Orada okuyorlar ama anne dedi ki, geriye dönüp baktığında dedim, nerede hata yaptım? Eğitimle de bir aşinalığı olan bir anne dedi ki, şimdiki aklım olsaydı, çocuklarımın üzerinde çok küçük yaştan itibaren baskı uygulardım. Çalışın, çalışın, çalışın. Halbuki öğrendim ondan sonra dedi, her çocuğun bir öğrenme dönemi var ve öğreneceğiydi. Ben dedi, bırakmadım çocuklarım çocukluğunu yaşasın dedi. Şimdi bu ışıltıyı, bu aydınlığı siz mi yol göstereceksiniz? Sistem aileye sakin olun, merak etmeyin demeyecek mi? Karşılıklı hep birlikte yapacağız. Bakın biraz önce verdiğiniz örnekte aile. Hepimizin bunu hissetmesi gerekiyor. Bunu paylaşmamız gerekiyor. Tabii ki insanlar diyor ki bu sistemin içinde biz çocuklarımızı geri bırakamayız. Siz ne yaptınız? Siz de çocuklarınız aynısını yapmaz mısınız diye soruyorlar. Evet doğru. Bu sistemde çocuklarımızı bir şeylere hazırlamaya çalışıyoruz. Fakat neye hazırlıyoruz biz çocuklarımızı? Önce onu bir öğrenmemiz gerekiyor. Bizim çocuğumuz sağlıklı. Okuyabiliyor, yazabiliyor, koşabiliyor, oynayabiliyor mu? Oynayabiliyor mu? Konuşabiliyor mu? İletişime geçebiliyor mu? Sağlıklı mı benim çocuğum? Ne kadar güzel bir şey deyip eğitimini de biz kendimiz seçebiliriz, yönlendirebiliriz. Talep edilecek olan şeylere göre arzlar oluşur. Aslında bu bir gerçek. O yüzden talep eden kısmın, yani ailenin, yani bizlerin, toplumun, çocuklarımıza ve geleceğe sahip çıkmamız gerekiyor, uyanmamız gerekiyor. Artık hem maddi ve manevi de, yani maddiyi geçtim, maddi de çok şu anda kriz yaratacak ve duygusal boyutlarda insanların sosyal yaşamını etkileyecek bir boyuta geldi. Eğitimden kesemem diyecek ve insanların şu anda bir takım sıkıntıları var. Acaba Rahman Hanım, acaba bu kriz eğitim anlamında işe yarayabilir mi? Yani öze dönüş. Çünkü paranızla sıkıntı satın alıyorsunuz. Yani çocuk piyanoya gitsin, sonra buraya gitsin, sonra buraya gitsin, sonra şuraya gitsin. Çocuk ders sınavı hazırlanacak, piyanoyu bilecek, bilmem şunu yapacak, onu yapacak. Tamam, ne yapacağız yani bu çocuk bütün bunları yapabilir mi? Bütün bunu düşünün, gitsin ya çalsın, keyif alsın. Bir enstrümandan. Hayır, bilmem 8 derece sınav var. Filan 3'ü geçti. 8. grade. O 8. sen daha 3.'desin. Ya bırak o çocuk keyif alsın. Anlatabilir. Peki o biri bilmem ne imtihanı, bilmem neyin İngilizce bilmem ne sınavı, o 5 tane A aldı, o biri 4 tane B, 1 tane A aldı. Bir de sosyal medya var şimdi. Gurur duyuyoruz filan. Hasan Bey, bu özetlediğiniz şeyler gerçekten hepsi çok gerçek. Çok böyle hızla özetlediğiniz ama maalesef bu söyledikleriniz, artık ben bunları dinlemekten ve dile getirmekten çok rahatsız oluyorum. Ve bu söylediğimiz her şey aslında çocuk ihmaline ve biraz da istismara girer. Ya. Farkında olmadan biz kendi çocuklarımıza alamayacakları yükler bindiriyoruz. Sorumluluk veriyoruz ve onların hayatlarından çalıyoruz. Sadece çocukların hayatlarından değil, genç aile yapısından da, kendi yetişkinlerin hayatından da çalınıyor. Yani büyük bir ucu da kapitalizme gidiyor. Yani biz neyi seçecek, neye alacak, krizden nasıl iyi tarafından bakmamız gerekiyor. Kriz evet kötü, fakat her krizinden, her durumdan, her kötü olaydan bir örnek almamız gerekiyor, bir ders almamız gerekiyor. Yani ben bunu her şey lay 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 demiyorum. Fakat biz seçici olmak durumundayız. Nasıl ki güzel şeyleri seçebiliyorsak, becerebiliyorsak, iyi şeyleri pahalı almak demek değildir. İyi şeyleri de uygun fiyata alabiliriz. Eğitimi de, ekmeği de, sütü de,
beslenmemizi de, yaşantımızı da, yani biz üretmeye başlarsak... Şimdi siz şık giyiniyorsunuz, sizi tanıyorum. Teşekkür markaya ederim. Markaya mı bakarsınız? Alıp giydiğiniz zaman kabinden çıkıp aynaya baktığınızda yakışmasına mı bakarsınız? Beni mutlu ediyorsa... Ben seçim... Peki eğitim de buna benzemez mi? Tabii yani ki. Az önce demin dediniz, bak ya, bu çocuk okur mu? Yazar mı? Okuduğunu anlar mı? Mukayese eder mi? Sosyal hayatta uyumlu mu? Evet. Ama filanınki Fransızca da bilir. Başlamış Fransızca'ya da gider. Tabii ki çocuğun yeteneğine göre, meraklarına göre hem sanatsal etkinliklere gitmesi, tabii, çocuğu gelişimsel olarak destekler. Ama yarışmacı bir anlayış yarışmacı değil. Yarışmacı değil. Çocuğun yapabileceği yeteneği olan alanlarda çocuğun kişisel gelişimini önemli ölçüde etkileyen bu sosyal faaliyetler bence akademik hayattan çok çok daha önemli. Peki şunu sorayım. Hizmetçi eğitim mezun olur. Bir zaman hatırlıyorum 20-25 yıllık bir doktor sanki de çok önemliymiş gibi kaç senedir aynı tansiyon aletini kullandığını söylemişti. Hizmetçi eğitim önemli. Hizmetçi eğitimin kurumlaşmış bir hali var mı? Ki ben şunu söyleyeyim, öğretmen akademisinin mevcut halini çok benimsemiyorum. Daha dinamik, öğretmenlerin de belirli yaşlarda hizmetçi eğitim programı okuldan alınacak ve 1 yıl 6 ay hizmetçi eğitim. Hizmetçi eğitim yeterince var mı? Kısa bir cevap. Hizmetçi eğitim yeterince yoktur diye düşünüyorum. Milli Eğitim Bakanlığı'nın hizmetçi eğitim programları var. Öncesinde belirlerler öğretmenlere. Ben bunu 1-2 yıl önce bir araştırma yapmıştım hizmetçi eğitimle ilgili. Öğretmenlerin söylemesi Eğitim Bakanlığı'ndan Haziran'dan önce onlara Ocak'ta bir belge geliyor. Ve ihtiyaçları neyse öğretmenler forumları dolduruyor, bakanlığa gidiyor. O forumlar değerlendirilerek öğretmenlere dönem başlamadan hizmetçi eğitimler planlanıyor diye biliyorum. Fakat şöyle bir şey vardır, sadece devlet öğretmenleri değil, bugün devletten devlet bitiyor kadar öyle eğitim veren özel kurumlar vardır. Özel kurumlar var, kreşler vardır ve burada çalışan öğretmenler, eğitimcilerin hizmet içi eğitime her yıl ihtiyaçları vardır. Hem eğitim alanında ihtiyaçları vardır hem de kişisel gelişimleri açısından vallahi ihtiyaçları ben vardır. Vallahi ben rağmen şuna da inanıyorum, bu öğretmenlerin ölçme ve değerlendirme yapacak bir kurum tarafından bir muhatap alınıp bir sonuç üretilmesi lazım. Yani evet. Ve döneceksiniz okula, diyeceksiniz şu öğretmeniniz harika ama bu öğretmeninizin bu açığını giderdikten sonra bu sınıfa girmesi gerekir. Bunun da yine kurumların, devletin görevidir. Kişiler zaman zaman gerileyebilir, ilerlemeyebilir. Öğretmenler de çalışan ve çok değerli insanlardır. Yani öğretmene de çok iyi bakmamız, korumamız, yetiştirmemiz ve fırsatlar sunmamız gerekiyor. Yani biz öğretmene hep yüklemeyelim bunları. Öğretmenin zaten performans değerlendirmesi diye bir şey var. Dünya bunu çoktan önüne geçti. Performans değerlendirmesi neden yapılır? Kişinin alanında ve bireysel gelişimindeki süreçleri değerlendirilir. Kendi fark eder ki ben bu alanlarda iyi değilim, geliştirmem gerekir. Oturulur, birlikte anlaşma imzalanır ve o kişi için hem kişisel hem de alandan bir takım eğitimler planlanır. Ve performans geliştirmesi yapılması bir kurumun ilerlemesi, gelişmesidir. Hem ekonomik olarak hem de yararlanıcı olan yani çocuğun hizmete giden kişinin amacına ulaşmasını yani, sağlar. Bu aslında bir sorumluluktur ve yükümlülüktür. Futbol bir ortak ilgi alanıdır. Şimdi bana bir kaleciyi eleştirin derseniz ya da bir futbolcu size çok ne yapması gerektiğini anlatabilirim. Yani sağdan bir ortadan ne yapacak, karşıdan geldiği zaman savunma nasıl olacak? Çok güzel anlatırım. Hadi geç sen oyna derseniz bana oynayamam. Bilirim. Ama yapamam. Yani dolayısıyla tecrübeyle yapabilirlik buluşmazsa ciddi anlamda çok tecrübeli bir öğretmen bulduk dersiniz ama performansta sıkıntı yaşar. Demokratik bir okul kültürümüz var mı? Puanlasanız kaç verirsiniz? Ve genel olarak mı? Genel anlamda tabii ki. Genel anlamda diyebilmem için bütün araştırma yapmam lazım. Elimde verilen gözlemleriniz. Olur. Yaptığım gözlemlere göre demokratik olanlar da var, demokratik olmayanlar da var. Demokratik okul kültürü dediğimizde demokrasi biliyoruz ki bir yönetim şeklidir aslında. İçinde halkın egemenliği olan. Katılımcılık var. Katılımcılık var, birliktelik var, karar alma, bireyin karar alma süreci var.
Bu demokrasiyi okulda düşündüğümüzde, okul toplumunda, okul ikliminde, okul üyelerinde yönetim var, öğretmenler var, aile var, çocuklar var. Evet. Değil mi? Bu demokratik bilgi veya demokratik insan erdemine erişmiş kişiler, yetişkinler çocuklara demokrasiyi öğretecekler. Uygulayacakları eğitimle, yapacakları davranışlarla, kuracakları kurullarla, okul aile birliği, öğrenci kurulları, öğretmen kurulları, yönetim kurulları ve bunlar birlikte işleyecek. Demokratik okul aslında hep bunları içine alır. Demokratik okul... Bu saydıklarınızın varlığını da fark edebilirsiniz, yokluğunu da fark edebilirsiniz. Kesinlikle. Varsa tik koyacaksınız önüne, yoksa çarpıcık koyacaksınız. Eskiden bunu gider diyeceksiniz. Bunu kim diyecek? Bunu devlet ve kurumlar diyecek. Çünkü hele hele özel okullar. Her yani biri bir derebe. Konuştuğumuz iş yeri, kurum ve devlet bunu dedi. Yani okulları bir derebeylik gibi bırakmamak lazım. Kesinlikle. Yani biz kendi çocuklarımıza, kendi geleceğimize sahip çıkmamız gerekiyor. Ailede demokrasi, okulda demokrasi, hayatta demokrasi. Çok teşekkür ediyorum. Dünyada demokrasi. Kendinize güzel bakın. Çok teşekkür ediyorum. İşimiz zor ama imkansız değil. Kesinlikle. Evet, bir programın daha sonuna geldik. Hızlıydı, daha çok konuşacağımız. Bunlardan bir başlıcıkla ilgili 5 tane program yapardık. Rahman'ın bizi kırmadı, geldi, konuştuk. İnşallah yakın bir gelecekte kaldığımız yerden devam ederek. Bay bay.